Teklifsiz konuşmada, aklı beş karış havada, çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar dalgın. Aa, sen nokta nokta mısın? Oğlum hiç bak aklım burada değil. Ay. Efendim? Ay. Ay yok. İyi başladınız ama. Tek. Halk ozanı için de söylenir efendim. Olup bitenleri. Kelime alayım. Kelimeyi direkt alın. Tahsin Bey alayım. Hepsini birden istiyor. Aşık. Aşık doğru cevap. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir soru geliyor kelimemiz için. Birçok parçadan yapılmış alet, aygıt. İçinde sorunun eş anlamlısı var. Alet, aygıt. Arapça kökenli. Harf alayım. Alın, harf verelim. C. Cihaz. Cihaz doğru cevap. Evet, beş harfli eski bir sözcük ama biz bunu biliyoruz. Gelsin bakalım. Kriminal olaylarda robot resim çizilmesi amacıyla tarif edilen vücut ve yüz hatları dıştan görünüş. Nokta noktası bildirilmiş. Bu son dönemde... Eşkal. Evet, eşkal doğru cevap. Alt harflere geçiverdik. Bir sıfat soruyoruz. Sıfat severler. Sizler için geliyor. Aksi, zıt, ters kelimelerinin anlamı. Zıt efendim. Harf alayım. Harf verelim. Ş. Karşıt. Karşıt doğru cevap. Efendim altı harflerle devam ediyoruz. Bakalım yapım eki almış bir başka sıfat geliyor sorusuyla. Buyursunlar. İyiye ve doğruya yönelten, olumlu eleştirileri niteleyen bir sıfat. Nokta nokta eleştiri. İyiye yöneltiyor. Harf alayım. Harf verelim. P efendim. Harf alayım. Bir harf daha. C efendim. Yapıcı. Yapıcı doğru cevap. Efendim yedi harflere geçtik. Bakalım tek başına yapayalnız bir kelime geliyor. Nasıl geliyor? Jeolojik bir olay sonunda bir kısım yerin alttan yıkılarak alçalması ve bu alçalma sonucu ortaya çıkan oluşum. Böyle yerin alttan yıkılarak alçalması. Tahsin Bey. Yerin böyle alttan yıkılarak alçalması. Buranın şurası alttan yıkılarak böyle ne? Çökme. Gibi evet. Oluşum. Mastarla bitmiyor dolayısıyla. Harf alayım. Harf verelim. Çökelti. Değil. Çökelti değil. Efendim o başka. Doğru ama yani bu kökü doğru. Çöküntü. Çöküntü. Çöküntü doğru cevap. Tahsin Bey'in ağzının içine gireceğim sevgili izleyenler. Oradan doğru harfler çıkıyor mu diye artık ağzını açtığı anda bademciğine kadar biliyorum. Nasıllar. 2300 puanımız var. 1 dakika 22 saniyede süremiz var. Yarışmanın tam ortasındayız. Biraz hızlanmamız gerekecek evet. Tahsin Bey. Ama hala iyi durumdayız. Geliyor ikinci 7 harfli kelimeniz. Kendisi bir birleşik kelime ve bir aracın Türkçe adı. Gelsin bakalım sorusu. Eşya taşımak için bir kasası bulunan küçük taşıt. Triportörün Türkçe karşılığı. Triportörü bildiniz mi? Evet. Özelliği nedir? Süre gidiyor. Harf alayım. Harf aldınız. Tamam durdurun bileceksiniz bunu. Triportörün özelliği nedir efendim? Taşımacılık yapar. Hayır hayır. Triportör. Küçük motorlu bir araç. Evet. Ne, ve kasası var. Başka nesi var? Normal araçlardan farklı ya nesi var? Üç tekerlekli. İşte o bunu üç yedi. Üç teker. Üç teker doğru cevap.